Alanyurt Belediye Başkanı Habip Özdede, Alanyurt Beldesi'nin İnegöl'e bağlanması için yapılan çalışmalara sert tepki gösterdi. Özdede, Alanyurt Beldesi'nin İnegöl'e bağlanmasının Alanyurt halkına yapılan en büyük kötülük olacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde İnegöl Belediyesi meclis toplantısında Alanyurt, Cerrah, Yenice beldeleri ile Hocaköy, Edebey ve Çeltikçi köylerinin mahalle olarak İnegöl'e bağlanması, bu yerler ile ilgili çalışmaların yapılması için komisyon oluşturulması kararı alınmıştı. Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim. Şimdi 6 tane yer sayılmış. Takdir edersiniz ki bu 6 yer kaymakamlıktan valiliğe giden yazıya göre yazılmış. Ben belediye başkanı olacağım ama bunun nihai karar yeri belediye meclisidir. Tabii öncelikle birazdan teklifim ne olacak? Bununla alakalı biz bir komisyon kuralım. Komisyon bir ay, hatta belki iki ay bununla alakalı çalışmalarını açtırmalarını. Ama bu komisyonun çalışmalarına başlamadan önce şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bir kere Yenice, Edebey ve Hocaköy'e kesinlikle geçmemiz lazım. Çünkü Avrupa'da köyler yaşam alanları, şehirler ticaret alanları. Köyleri köy olarak muhafaza etmemiz lazım. Dolayısıyla Yenice dedim, Yenice bugün 14-15 bin nüfuslu, gerçekten şehre uzak, istenildiği zaman da hizmet götürülecek bir ortam değil ve genel anlamda da altyapısıyla, üst yapısıyla iyi durumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dilekçeden Yenice, Edebey ve Hocaköy çıkarılmak kaydıyla, çıkarılmak kaydı derken burada komisyon kendi içinde tartışabilir ama daha ziyade bazı yönlerde zorunluluk haline dönüşen Alanyurt, Çeltikçi, Cerrah olacak olmayacak hiçbirine hayır da diyebiliriz. Bizim meclisimizin yetkisinde zaten 3 gerekli şarttan bir tanesi de belediye meclisinin kararı. Bu 3 yerleşim yerini tartışmaya, konuşmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun üzerine ilk tepki DYP Cerrah Eski Belde Belediye Başkanı Ragıp Pamuk'tan gelmişti. İkinci tepki de Alanyurt Belediye Başkanı Habip Özdede'den geldi. Özdede, Alanyurt Beldesi'nin İnegöl'e bağlanmasının Alanyurt halkına yapılan en büyük kötülük olacağını söyledi. Ayrıca Başkan Özdede, Alanyurt Beldesi'nin nüfus sayımının tam yapılmadığını belirtti. Bu konuyla ilgili gerek meclisim, gerek muhtarlarım, gerek şahsım, gerekse de Alanyurt halkı bu durumda hiç de hoşnut değil. Fevkalade endişeli. Alınmış olan karar tamamı siyasi bir karardır. Dolayısıyla seçime az bir süre kala böyle bir kararın alınmış olması Alanyurt halkına yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü bildiğiniz gibi söz konusu sadece Alanyurt değil. Hocaköy, Cerrah, Çeltikçi, Edebe, Yenice ve Alanyurt. Yalnız Alanyurt, Çeltikçi ve Yenice'nin buna müdahil olup diğer yerlerin ayrı tutulmuş olması bu kararın tamamen siyasi bir karar olduğunu apaçık göstergesidir. Dolayısıyla Alanyurt niçin bağlanıyor? Alanyurt altyapısını kendi imkanlarıyla fevkalade rahat yapabiliyor. İmar çalışmalarını yapabiliyor. İhalelerini yapabiliyor, çöpünü alıyor, ulaşım sıkıntımız, su sıkıntımız, hiçbir sıkıntımız olmadan bilgisayar sistemini tam anlamıyla oturtturmuş. Türkiye genelindeki 3200 belediyenin belki de 400. ya da 450. belediyeler sınıfına giren bir belediyeyi bağlamak suretiyle tekrar söylüyorum, Alanyurt halkına yapılan en büyük kötülük olur. Şimdi İnegöl Belediye'miz Akhisar Çakır Çiftliği'ni bağladı, mahalle oldu. Onun akabinde Karalar Bölgesi dediğimiz bölge imara açılmak suretiyle ikinci Alanyurt hesapları yapılıyor. Bütün bunların üstesinden gelmek fevkalade zor iştir. Dolayısıyla buna bir de Alanyurt eklendiği zaman 40 bin nüfuslu bir şey. Dolayısıyla da Alanyurt'umuz beklediği hizmeti alması mümkün olmaz. Hangi hizmeti alır? Bugüne kadar Mesudiye Mahallesi hangi hizmeti almışsa ya da bağlanan yerlerini almışsa Alanyurt'umuz da onu alır. Dolayısıyla Alanyurt'u her konuda, bu konuda özellikle herkes tepkilidir. Ha şunu arzu ederim. Türkiye Cumhuriyet Devleti'miz hukuk devletidir. Referanduma gidilir. Eğer Alanyurt halkının %51'i
İnegöl'e bağlanmayı arzu ediyorsa o zaman bağlanır. Ama etmiyorsa bağlanmaz. Yine buna paralel olarak Orhaniye Mahallesi'nin Alayurt beldemizde uzantısı vardı. Dolayısıyla 3 sene önce buradaki sakinlerin beklediği hizmeti alamadıkları için referanduma gittiler ve Alayurt beldesine bağlandılar. Eğer amaç hizmet etmek ise Orhaniye Mahallesi'ne, İnegöl'e olan mahalleye gereken hizmet gidilip götürülürdü. O insanlarımız da İnegöl'ün mahallesi olurdu. Ama şu anda Alayurt'umuzun yeni mahallesine bizzat referanduma giderek iltihak etmişlerdi. Dolayısıyla İnegöl Belediye Meclisi'nce oluşturulan komisyonda görev alan arkadaşlarımdan, özellikle İnegöl Belediye Başkanı'ndan ve konuyla ilgili duyarlı herkesten bizzat istirham ediyorum. Alayurt halkının üzülmesini kesinlikle istemiyorum. Konuyla ilgili de hukuki manada olsun, siyasi manada olsun yapmamız gereken ne varsa da kendi adımıza yapacağımızı ifade ediyor. Bu düşüncelerinde yol kısa iken dönmelerini tekrar tekrar rica ediyorum. Evet, bir de Alayurt halkından özellikle istirhamım vardır. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde nüfus sayımı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu öyle zannediyorum ki ihale yöntemiyle bu nüfus sayımını gerçekleştirdi. Ancak Alayurt'umuzda çok ciddi ciddi eksikler vardır. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse Cumhuriyet Mahallemizin seçmen sayısı 1100, nüfus sayımında çıkan rakam 1300. Dolayısıyla böyle tezat bir şey olamaz. Eski belediye başkanımız Sayın Zeki Doğan ve buna benzer birçok bilinen insanlarımız sayılmamış. Özellikle Atalar Konut Yapı Kooperatifi'nin sitenin tamamına hiç gidilmemiş. Dolayısıyla da bizim beklentimiz Alayurt'umuzun nüfusunun en az 40 bin civarında olması. Ama bu şekilde eksik saymak suretiyle de ciddi manada rakamımızın eksik olacağını, bu sebepten dolayı bu kuruma gereken itirazlarımızı yapacağız. Ancak Alayurt vatandaşımız da özellikle İnegöl Belediyesi'nde oluşturmuş olan bunların bürosuna bizzat gitmek suretiyle kendilerini nüfusa kaydettirmelerini istirham ediyorum.